Günaydın gençler. Ne haber, nasıl gidiyor? Biraz sizi Bonu tanıtayım ya. O kadar senedir Bon'da yaşıyoruz. Artık Bonlu olduk. Buralı olduk. Bon hakkında hiçbir şey anlatmadım size yani. Biraz size Bon'u gezdireyim bu videoda. Saat 6.30 şu anda. Güneş karşı taraftan doğmaya başladı. Güneşten bahsedeyim mesela önce size. Güneş bugün o taraftan doğacak. Mayıs'ın ortasındayız. 16 Mayıs. Ama kış olduğunda güneş oradan doğuyor. Ren Nehri, o bilmecelerde çıkan Ren Nehri. Aslında Rhine diye söyleniyor ama Türkçe'de Ren diyoruz biz. Bu nehrin verdiği nemden dolayı sıcaklık farkını çok hissetmiyoruz. Özellikle böyle nehire yakın yerlerde. O kadar soğuk veya o kadar sıcak hissetmiyoruz. Artı kutuplara doğru daha yakın olduğu için atmosfer inceliyor ve güneş çok daha zarar verici bir hale geliyor. Bir sürü arabanın üzerinde boya ve ne denir üstündeki kısım böyle vernik atıyor. Türkiye'de buna güneş yanığı falan diyorlar. Buradaki güneş yanıkları beter. Böyle bakıyorsun 5-6 yaşındaki arabaların üzeri böyle tamamen gitmiş, metali çıkmış. Nehirden uzak bir yerde yaşıyorsanız arabanın boyasının üzerindeki metal çıkıyor, paslanmıyor da. Nehire yakın yerde yaşıyorsanız yalnız paslanıyor nemden dolayı. Her sabah böyle sahilde yürüyorum, koşuyorum ben. Bon'da herkes sporunu yapar. Ortam, manzara güzel olduğu için de genelde sahilde spor yapmayı tercih eder. Böyle bodyci çocukları görürsünüz. Aletsiz yapmaya çalışırlar genelde. Spor salonlarının da Bon'da ücreti işte 15 eurolardan başlıyor. Kışın indirime giriyor 5 eurolara, 6 eurolara kadar. Biraz önce bahsettim ya, aylık ücretleri düşüyor diye. Bakın aylık 5 euro olmuş. 1 Mayıs ve 24 Mayıs arasında kaydolursan aylık 5 euro. McFit. Spor salonlarında da çok spor yapan insan var ama şimdi burası böyle aynı zamanda birazcık da piyasa oluyor. Piyasada spor yapmak daha da eğlenceli oluyor. Bu arkamda gördüğünüz şunlar Bon'un iskele babaları. Buraya böyle uzun nehir gezi gemileri yanaşıyor. Benim videolarda görürsünüz. Ben burada çok yürüyüş yaptığım için bir sürü gemiyi böyle çekmişimdir. Mart geldi. Ortalık şenlenmeye başladı buralarda. Şu Ukrayna savaşı olmasa daha da eğlenceli olabilirdi yani ortam. Putin Ukrayna'ya girmeseydi çok daha güzel olurdu ya. Switzerland. Geminin adı İsviçre. Hollanda'dan çıkmış İsviçre'ye gidiyor. Bunlar da Köln yolcusu. Köln'e doğru gidiyorlar. İsviçre bayrağı var. Switzerland Basel yazıyor. Basel şehrinin gemisi. Bu gemiler işte Hollanda'dan kalkıyor. Ta Ren'in doğduğu yere kadar. Ren bir sürü ülkeden geçiyor bu arada. Avrupa'nın bir sürü önemli şehrinden geçiyor. Dönüp dolaşıp Hollanda'da denize dökülüyor. Kolları böyle Rotterdam'ın oralarda saçılıyor böyle. Ren aynı zamanda çok büyük bir, çok güzel bir turizm rotası oluyor. Hollanda'dan mesela yılbaşı turları başlıyor. Yukarıya doğru böyle Almanya'nın içinde bir U çiziyor. Oradan İsviçre'ye mi gidiyordu? 3-4 ülkeye birden gidiyor. Hatta kanocular Hollanda'dan başlıyorlar kürek çekmeye. Ren Nehri'nin Tuna Nehri'ne yakın olduğu yerlerden Tuna Nehri'ne geçiyorlar. Oradan da Karadeniz'e çıkıyorlar. Bu rota aynı zamanda İstanbul'a giden Vikinglerin rotası. Bu rotayı yapmaya çalışıyorlar. Kürekçiler, kayıkçılar, tekneciler de yapıyor. Çünkü marinalar var. Marinalardan teknelerini, botlarını römorkla Tuna Nehri'ne taşıyorlar. Oradan devam. Karadeniz'den çıktıktan sonra da tabii ki Türkiye'nin koyları. Burası Hilton Oteli. Şu anda Hilton Oteli'nde askerler kalıyor. Hilton Oteli'nin önünde de böyle ufak tefek duvar parçaları var. 10 Kasım 1938'de işte Nazilerin yaktığı, eziyet ettiği Yahudiler için yapılmış bir anıt burası. Küçük bir anıt. Tam Hilton Oteli'nin karşısında bu arada güneş doğmak üzere. Bu köprü de Kennedy Köprüsü. Kennedy Köprüsü bunun içinden geçiyor.
en bilinen, en sevilen köprü. Hava güzel olduğunda bu köprünün üzeri de çok piyasa oluyor. Diğer köprüler buradan gözüküyor mu? Diğer köprüler gözükmüyor. Bonn'da 3 tane köprü var. Bir tanesi kuzeyde. Kuzey tarafı şöyle yukarıda oluyor. Aslında ucu gözüküyor köprünün de. Görüyorsunuz arabalar geçiyor. Bir tane de güney köprüsü var. O da tam öbür tarafta. Spor yapan kişiler bu köprüden başlıyorlar. Kuzey köprüsünden veya güney köprüsünden dönüp aynı noktaya geri geliyorlar. Bayağı uzun bir yol kat etmiş oluyorlar ve güzel spor yapmış oluyorlar. Ve bu manzara eğlenceli bir manzara. Ben de benim oğluşlarımla bisiklet turu yapıyorum bu manzarada. Hilton'un hemen karşısında, köprünün öbür tarafında da Bonn'un tiyatro binası var. Bu tiyatro binası çok önemli bir tiyatro binası. Çünkü ne zaman Türkiye'den sanatçılar gelse, Sezen Aksu falan filan, ya Köln'de konser verir ya da burada Bonn'da tiyatro binasında konser verir. Aslında Bonn'un bir de büyük opera binası var ama şu anda opera binası inşaat halinde. Bu binayı hatırlayacaksınız. Bu binanın alt tarafı Covid korona test merkeziydi ve ben burada ilk defa pozitif çıkmıştım. Kennedy Köprüsü'nün üstü güneş panelleriyle kaplı. Hani bahsetmiştim ya biraz önce. Güneş şu anda oradan doğuyor. Ama kış olduğunda bu taraftan doğuyor. O yüzden güneş panelleri kış vaktinde doğuyu gösteriyor. Ve şurada bir kıçını karşı tarafa doğru uzatmış bir adam heykeli var. Görüyorsunuz değil mi? Bunun aynısından karşı tarafta da var. Bu hikayeyi de daha önce anlatmıştım aslında. Bu hikayeyi de daha önce anlatmıştım size. Karşı taraf Boyle. Bu taraf Bonn. Bonnlular ve Boyle'lılar birbirlerini hiç sevmezlermiş eskiden. Aynı karşı yaka Göztepe gibi bunlar. Sürekli birbirleriyle kavga ederlermiş falan. O yüzden birbirlerine kıçını sallayan heykeller falan yaparlarmış. Sürekli birbirleriyle dalga geçerlermiş falan. Eskiden de bu köprü, bu Kennedy Köprüsü yokmuş. Eski köprünün olduğu yeri de ben size aslında göstermiştim. Şimdi oraya da gidelim. Orası da Alta Zoll deniyor. Eski gümrük. Güneşi doğurtmak üzereyiz. Bu iskelelerden Köln'e, Düsseldorf'a, yukarıda Koblenz'e gemiler kalkıyor. Şurası da bilet gişesi aslında. Bu arada güneşi doğuruyoruz. Güzel bir güneş doğuşu, gün doğumu oluyor şu anda. Bu sahil böyle gidiyor. Bu sahil böyle gidiyor derken Ren Nehri boyunca gidiyor yani. Buradan yürüyerek aynı zamanda trekkingciler Ren Nehri boyunca diğer ülkelere gidiyorlar. Oradan yine yürüyerek Tuna'ya geçip Tuna'dan da Türkiye'ye doğru veya Burgaz'a doğru yürüyorlar. Ve bu duvarlar da işte bu yamuk şeklinde olan duvar da Alta Zoll, eski gümrük. Neden eski gümrük? Çünkü eskiden burası gümrükmüş. Ne alaka diyeceksiniz? Burası Kennedy Brücke yapılmadan önceki köprünün olduğu yer aslında. Önünde de böyle güzel bir park var. Burada gençler buluşurlar, birbirleriyle sözleşirler. Takılırlar böyle, bira mira içerler. Kızlı erkekli, yanlış anlaşılmasın. Burada kızlı erkekli olmaktan kimse korkmaz. Yan tarafta da hemen Alta Zoll'un Biergarten'ı var. Bira bahçesi. Biergarten'ın olayı yani burada her yerde var. Ve o bir kültür. Peter Joseph'in de büstü varmış burada. Normalde burası sürekli benim arabayı park ettiğim yer. Buraya arabayı park ediyorum ve şehir içindeki işlerimi hallediyorum. Sonra tekrar gelip arabamı alıyorum. 2 saatlik bir süre var. 2 saatlik ücretsiz. Burası da Kral William'ın yaptırdığı, atlı süvariler için yaptırdığı çeşme. Bira bahçemiz çok eğlencelidir. Burada konserler falan olur. Şöyle çimlerin üstüne yayılırız, konser izleriz. Aynı zamanda dans partileri falan da oluyor. Zemin toprak. Bakmayın toprak olduğunu. Dans etmek isteyen insan her yerde dans ediyor. Toprak da olsa, çamur da olsa. Burada dans edip eğleniyoruz. Bira da var. Manzara da süper. Bu toprağın aynı zamanda başka oyunlar için de büyük avantajı var. Hani bizde bazıları meşe der.
Biz Ankara'da misket derdik. Burada Alman usulü misket oynanıyor, meşe oynanıyor. Oynayanlar da böyle yaşlı başlı amcalar falan yani. Onların çocukluk zamanında buralarda misket oynanırmış, meşe oynanırmış. Onlar da böyle büyük tenis topu büyüklüğünde bilyalarla buralarda meşe oynuyorlar. Gençler de çimlerin üstünde kızlı erkekli takılıyorlar. Eski gümrüğe geldik. Böyle yokuş bir yolu var eski gümrüğün. Hafif yokuş. Eskiden Kennedy Köprüsü yokmuş. Burası köprüymüş. Ve bu köprünün üzerinde de işte kulübeler varmış. O kulübelerde görevli adamlar, görevli memurlar gümrük vergisi alırmış. Çok güzel şu anda manzara ya. Kameradan ne kadar güzel çıkıyor bilmiyorum ama gerçekte süper çıkıyor. Gerçekte süper çıkıyor görüntü. Türkçeyi unutuyoruz ya. Her yerde Jack Daniels arkadaş ya. Her yerde Jack Daniels. Adamlar şişe şişe Jack Daniels devirmişler. Görüyorsunuz. İçkici bunlar, içkici. Ah, biraz önce bahsettiğim tur gemilerinden işte. Şu anda Hollanda'ya doğru gidiyor. Geminin adı da neymiş? Viking Shogun mu, Sirion mu ne? Okuyamıyorum. Güneşten. Nerede kalmıştık? Evet, şimdi şu üzerinde tramvay geçen köprü Kennedy Köprüsü. Bu köprü İkinci Dünya Savaşı'nda sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan köprü. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Bonn yerle bir olmuş. Şu anda bulunduğumuz yerde burası da daha önceki köprüymüş. Bu köprünün burada olmasının bir sebebi de şu arada gördüğünüz bina var ya. Orası da işte kralın sarayı aslında. Şu anda üniversite binası ama. Gelelim şu toplara. Burada böyle toplar var biliyorsunuz. Bir tanesi o tarafa bakıyor. Bir tanesi o tarafa. Güney-kuzey yönünde. Yani orada bayrak direkleri var görüyorsunuz değil mi? O bayrak direklerinin olduğu yerin o devasa yeşilliğin arkası bir cadde aslında. Kilisenin yanından gidiyor. Kilise de şu kilise. Kilisenin yanından gidiyor aslında. Bu köprünün devamı oraya gidiyor aslında yani. Ana cadde eskiden orasıymış. Ama artık şurası. Ha ne anlatıyordum? Topları anlatıyordum. Şimdi görüyorsunuz gemiler oradan geçiyor. Bu toplar gördüğünüz gibi o tarafı nişan alıyor. Kuzeyden gelen gemileri şu top bombalıyor. Güneyden gelen gemileri de bu top bombalıyor. Neden bombalıyor? Parasını vermeyenleri, geçiş ücreti vermeyenleri buradan çat 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 topa tutuyorlar. Gemileri batırıyorlar. Anlayacağınız her şey para ya dünyada. Şu amcamız da Ernst Moritz. Ernst Moritz Almanya'nın böyle büyük fikir babalarından. Ernst Moritz nasıl bir fikir babalığı yapmış? Almanların en büyük düşmanı Fransızlar. Sürekli Fransa'yla savaş yapıyormuş Almanlar eskiden. Bayağı uzun savaşlar. 30 yıl süren, 40 yıl süren savaşlar. Fransızlar da bu Ren Nehri'ne kadar geliyorlarmış. Almanlar da lan Ren Nehri'nin arkasına geçelim. İşte Ren'i geçemezler. Arkadan biz okçularla işte toplarla savunuruz. Ren Nehri'ni geçirtmeyiz. Ren Nehri kırmızı çizgimizdir falan diyorlarmış. Tamam mı? Hans Moritz amcamız da demiş ki oğlum demiş aptal mısınız lan demiş. Bu Ren Nehri demiş. İleride gelecekte Almanya sanayileşince şu heykeli olan arkadaş bunu biz otoban gibi kullanırız. Bunun üzerinde gemilerle ticaret yaparız demiş. Gemilerle ticaret yapması demiş daha ucuz, daha efektif kullanabiliriz biz bu nehri demiş. İttirin Fransızları aşağıya hurra demiş böyle gazı vermiş. Almanlar da doğru lan demişler ve Fransızları aşağıya doğru tepelemişler böyle. Ren Nehri'ni tamamen almışlar ve gerçekten de bugün gemileri görüyorsunuz. Konteyner gemileri. Yani Ren'in rejimine göre benzinin fiyatı bazen düşüyor çıkıyor. Mesela hani sel videosu çekmiştim. Nehir acayip yükseliyor. Ondan sonra da bundan sonraki videolardan birinde de nehir seviyesinin düştüğünü söylemiştim. Anlatmıştım. Göstermiştim. Ren Nehri'nin seviyesi düşünce gemi trafiği azalıyor. Çünkü sıkışıyorlar. Bazı yerlerde gemiler karaya oturuyor falan filan. Yavaş gitmek zorunda kalıyorlar. O yüzden malları zamanında ulaştıramıyorlar. Ulaştıramayınca ne oluyor? Her şeyin fiyatı yükseliyor. Bu arada çöp olayını da görün.
Burada da böyle çöpler var. Çünkü sığmıyor. Çünkü millet burada eğleniyor. Gençler eğleniyor yani sabaha kadar. Biraz sonra ama görevli arkadaşlar gelecekler ve buraları temizleyecekler. Ortalık temiz de çöplerin etrafı pis. Ortalıkta çok kirlilik yok yani. Öyle insanlar çok kirlilik yapmazlar. Sadece oturdukları yere böyle çöplerin kenarına fırlatıyorlar. Yani o kadar vergi veriyoruz diyorlar. Biraz da çöp atarız diyorlar. Gelelim Bonn'un içindeki heykellere. Bu heykelleri ünlü sanatçılar yapıyor. Her yerde bir yığın heykel görebilirsiniz. Bakın bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Belediye bu heykelleri alıyor ve şehrin böyle parklarına, bahçelerine, yürüyüş yerlerine falan koyuyor. Bunu tabii ki sanatçılara bir destek olsun diye yapıyorlar. Sanat olayı çünkü çok önemli. Sanatçılar olmasa ot gibi insanlar olurduk yani. O yüzden devlet sanatçıları desteklemek amacıyla onların böyle sanat eserlerini alıp sağa sola koyuyor. Ama tabii ki anlayan var, anlamayan var. Sanattan anlamayan ama böyle kendince böyle çok bilmiş olan tipler de diyorlar ki lan diyorlar şehri heykel çöplüğüne çevirdiniz lan bu ne arkadaş diyorlar böyle. Böyle heykel mi olur falan filan. Gerçekten de ben de bakıyorum bazı heykellere garip grup. Ve burası da Bonn Üniversite binasının önündeki geniş çimenlik alan. Burası çok eğlenceli oluyor. Bisikletle yemek dağıtımı kuryeliği yaparken de burada sık sık mola verirdim. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Burası da İKON binası, UniBonn, Bonn Üniversitesi'nin binası burada. Bak dediğim gibi görüyorsunuz değil mi? Görevliler başladı temizle. Ortalık biraz sonra tertemiz olacak. Bonn Üniversitesi hakkında da bayağı bilgi vermiştim. Bir sanat eseri daha görüyorsunuz. Stefan Balkenhol yapmış bu eseri. Heykelin olayını hemen gerçekleştirelim. Bonn'a gelen influencerlar, youtuberlar bu heykelin yanına gelirler. Yanlarında biri vardır veya benim gibi tek başına gelirler. Sonra geçerler heykelin yanına. Böyle dikilip bir kare fotoğraf çekinirler. Bir kare fotoğraf çekinirler. İşte bu da Bonn'dan anı olur. Bina tam buradan harika gözüküyor. Bonn'un ikonik binası. Üniversite binası. Bonn Üniversitesi'nin ikonik binası. Burası full dolu oluyor. Full. Hemen karşısında Akademisches Kunstmuseum. Akademik Sanat Müzesi. Görüyorsunuz heykelleri. Adamlar daldaşacak. Bu sanat müzesinde de çok işim oldu. Nasıl işim oldu derseniz burada sempozyumlar oluyor. Burada o sempozyumlara yemek taşıdım. Yemek taşıdım. Bir sürü insana açlıktan kurtardım burada. Yemek dağıtımı kuryeliği yaparken. Burayı seviyorum ya. Yemek dağıtımı kuryeliği yaparken her zaman gelip molamı burada veriyordum. Gerçekten ferah, rahat bir yer burası. Hoşuma gidiyor yani. Benim yemek dağıtım videolarında da çok fazla burayı görürsünüz. Bonn Üniversitesi'nin olayını size anlatmış mıydım? Anlatmışımdır büyük ihtimal. Bonn Üniversitesi, üniversitelerin üniversitesi gibi bir üniversite oldu. Son 5 yıldır Excellence Klasse oldu. Max Planck Araştırma Enstitüsü de burada. Biraz Bonn'un güneyine doğru. Çok fazla bilim adamı var. Çok fazla, ne denir Türkçe, devletten ödenek alıyor bu üniversite. Bu üniversitenin içine girdiği projeleri duysanız dibiniz düşer yani. İnanılmaz projeler. Tarih konusunda olsun. Mesela biraz önce Alte Zoll'un yanındaki bina, bu binanın devamı tarih bölümüne ait. Ve orada Türkoloji bölümü var mesela. Türkoloji bölümünde okuyanlar artık oraya sığamadılar. Başka şehrin başka yerlerinde böyle birkaç tane daha binaya yayıldılar. Asıl kütüphaneleri buradaydı ve içeride herkes Türkçe biliyordu falan böyle. Orada tipleri görmeniz lazım. Mesela Selçukcular var, Timurcular var, Moğolistler var. Ben de bir ara düşündüm Moğolist mi olsam falan diye. Ortam çok eğlenceli geldi. Böyle Timurcuları görmeniz lazım. Sanki kendileri Timurlenk böyle. Böyle tripler der ki. Selçukcular bir değişik böyle. Osmanlıcılar bir değişik falan. Ve içeride en az dil bilen 11-12 dil falan biliyor böyle. Çünkü Osmanlı'yı anlamak için Farsça öğreniyorlar, Arapça öğreniyorlar, Türkçe öğreniyorlar ve bunların çevirilerini yapmak için işte
Latince öğreniyorlar. Çünkü mesela Fatih Sultan Mehmet çok iyi Yunanca biliyordu. Ana dilli gibi konuşuyordu. Bir de Yunanca öğreniyorlar falan. Çünkü Yunanistan, Türkiye coğrafyası aynı coğrafya. Osmanlı. Balkan dillerini biliyorlar falan böyle. Ekstradan da işte Almanca, İngilizce, Fransızca lisede öğrenmiş oluyorlar. Adamlar en az böyle 11 dil falan biliyor. Yani şu gördüğünüz binanın içindeki insanlar olamaz böyle insanlar. Çılgın tipler böyle. Excellence klası demiştim değil mi? Üniversite excellence klası oldu. Yani Türkiye bütçesinden daha fazla bütçesi var bu üniversitenin. Bonn Üniversitesi'ne gelin yani gençler. Master yapmak için, doktora yapmak için gelin. Süper bir okul. Benim de bu okulun şu anda öğrencisi olan bir sürü gencim var burada. Beraber yemek dağıtımı işleri yaptık. Beraber muhabbet ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz falan. Ben bu aralar iyi olmadığım için tabii yapamıyorduk. Şimdi tekrar yaparız. No, no, no.